Eyvallah. Hadi bakalım. Kumandan. Senin kumandan diyen ağzına kurban. Söyle. Sen vatanı seven, iyi bir adamsın değil mi? Öyle olmaya çalışıyorum çocuk. Babam bunu boynuma asarken sana emanet demişti. Bunu vatanını seven iyi bir adama ver. Amerikan ajanıdır. Fettah Dahak isimli şahsın Amerikalılar hesabına ajanlık faaliyetinde bulunduğu tespit edilmiştir. Dedesi kuvvacıların silah deposunu Ermeni çetecilere ihbar ettiği için aile Bitlis Ahlat'tan kovulmuş. Sonra Erzurum'a gelmişler. Rabinoğlu Fettah Dahak 1941'de Erzurum'da doğmuş. Dahak Hint-İran mitolojisinde insan beyni yiyerek beslenen kocaman bir yılandır. Kendini din kisvesi altında saklamış Fettah Dahak adındaki bu ajanı çevresindekiler vaiz diye biliyorlar. Herkesin sevip saydığı bir imamı Atatürk aleyhinde konuşuyor diye jandarma gözaltına alır. Askerin derdest ettiği imam bölgede çok saygı duyulan Alvarlı Efe'nin oğlu Said Efendi'dir. Yanlış bir şey yaptığına, Atatürk hakkında kötü söz söylediğine kimse inanmaz. Ahali komutana bunun garantisini verir. Alvarlı'nın oğlu serbest bırakılır. Vatandaş bu sahte ihbarı kimin yaptığını öğrenmek ister. Hocaları genç Fettah'ı sıygaya çekerler. Hata yaptığını kabul etmeyince medreseden kovulur. 1957 yılında cami cemaatinden bir terzinin dikkatini çeker. Farklı bağlantıları olan terzi ondaki potansiyeli görür, bir gün namazdan sonra onu dükkanına davet eder. O gün o terzi dükkanında hayatı değişir. İçeride zamanın Seferberlik Tetkik Kurul Başkanlığından Yüzbaşı Esat Keşşafoğlu vardır. Uzun süren sohbet boyunca daha gencecik bu imamdaki hırsı, inancı ve şehveti görürler. Hem Nur cemaatine hem de devlete ve Türk istihbaratına giriş kapıları o gün açılır, bulduğu çatlaktan her yere sızmaya başlar. Bir daha sırtı yere gelmez. Artık özel harpçilerin elemanıdır. Askerliğini istihbaratçıların kollaması altında telsizci olarak yapar. Hiçbir askeri teamüle uymadan hareket eder. İskenderun'da askerliğini yaparken camilere vaaz vermeye gider. Cami cemaati üzerindeki etkisinin farkındadır artık ve her fırsatta sınırları zorlar. Erzurum'da bir sinemada İslamiyet'in Doğuşu filmi oynamaktadır. Fettah cami cemaatine verdiği vaazda Hazreti Ayşe validemizi ahlaksız bir kadın canlandırıyor diye halkı galeyana getirmiştir. 1963 senesinde Erzurum'da CIA parasıyla Komünizmle Mücadele Derneği kurulur. Amerikan ajanlarıyla kol kola. Fettah da kurucularından biridir.
Seferberlik Tetkik Kurul Başkanlığı'nın bazı sivilleri eleman olarak kullandığı bilinen bir vakadır. Ama bu şahıs devletin kontrolünden çıkmış ve artık alenen yabancı devletlerin ajanlarıyla kişisel çıkarları üzerinden ilişkiler kurmaya başlamıştır. Selamünaleyküm kumandan. Aleykümselam çocuk. Vahis seni yukarı buyur etti. Erzurum soğuğunu da beklemesin. Misafirimiz olsun buyurdu. Eyvallah. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz Davut Beyefendi. Buyurun. Siz de öyle sokak köşesinde bekletmeye vicdanım el vermedi. Bir kahve ikram edeyim dedim. Tevazu gösterip geldiğiniz için müteşekkirim. Bir süredir peşimizde olduğunuzu gördük. Kimdir, necidir dedik. Memleketin değerli bir komutanının başka mühim vazifeleri varken benim gibi bir kıtmirin peşinde ne işi olur diye dert oldu içime. Sorduk, soruşturduk. Vatanını seven, hakka inanan bir insan olduğumuzu öğrendik. Yetim çocukların elinden tutuyormuşsunuz. Fevkalade. Fevkalade bir meşgale. Vicdan işte. Kimde nasıl tezahür edeceği belli olmuyor. Biz de kendi halimizde üzerimize düşen vazifeleri naçizane ifa etmeye gayret gösteriyoruz. Fakat niye sizin alakanıza mazhar olduk? Onu idrak edemedim. Sizinle alakam tedrisatınız ve dünyevi telaşlarınızla ilgili. Vazifelediğin şeyin ne olduğunu, arkanda kimlerin olduğunu biliyorum. Benim arkamda Rabbimden başkası yok. İnandığım o, güvendiğim o. O beni asla yarı yolda koymaz. Benim ilk Kur'an hocam validemdir. Kendisinin anlattığına göre
4 yaşındayken bana Kur'an okumayı öğretmiş. Tam bir ayda hatmettiğimi söyler. Ben hatırlamıyorum. Fakat köylüye yemek verdiler. Biri de bana gelip bugün senin düğünün oluyor dedi. Biliyorum hikayelerini. Utancından ağlamışsın güya. Yani öyle anlatıyorsun ya bazılarında. Ailenin ahlattan neden kaçmak zorunda kaldığını da anlatsana. Ben biliyorum. Deden Ermeni çetecilere kuvvacıların silahlarının yerini ihbar etti. Bu ihanetin bilinmediği bir yere Erzurum'a yerleştiniz. Yalan yanlış malumat insanı doğru yola iletmez Davut Bey kardeşim. Bizi gizli gizli gözetlemen gerekmez. Ne öğrenmek istiyorsan sor. Kendini de boşa yorma. O vakit konuşalım. Özel harpçi, yüzbaşı Esat Keşşafoğlu. Sendeki ajanlık yeteneğini gördü. Devletin işine yararsın diye düşünmüş olmalı ki o günden bugüne 5 yıldır özel harpçilerin ve devletin hizmetindesin güya. Ama asıl soru şu. Devlet mi senden istifade ediyor yoksa sen mi devletin imkanlarını kullanarak büyüdükçe büyüyorsun? Benim gördüğüm ikincisi. Gözün sürekli başka yerlerde. NATO'cu, CIA'cı Amerikan ajanlarıyla birliktesin sürekli. Asıl amacın ne? Ben barış, kardeşlik adına müşterek hassasiyetim olan kıymetli insanlarla aynı istikamette yürümeye gayret ediyorum. Amerikalılarla, sözde barış gönüllüleriyle müşterek hassasiyetin olduğu aşikar. Sen de bir gelecek görmüşler ki sana yatırım yapıyorlar ama beni kandıramazsın. Girdiğin medresede huzur bile kalmıyor. Ne barışı, ne kardeşliği. Kumandan, huzuruyla kurtaracağız. O vakit meselenin hülasası şu. Sana inanmıyorum. Bu devlete, bu millete değil. Sen şeytana hizmet ediyorsun. Fuzuli lakırta etmekten daha fenası, fuzuli işle iştigal etmektir Davut Bahadır. Bizim gölgemiz yoktur. Gürültümüz çıkmaz. Rengimiz yoktur, görünmeyiz. Ele avuca gelmeyiz. Hava gibiyiz biz. Havayı elinle tutabilir misin? Bak, hiçbir şey yok. Biz hava gibiyiz. Havayı elinle tutamaz. Hoş geldiniz Davut Beyefendi. Bekliyorum ziyaretinizi. Ziyarete gelmedim. Sefaletini görmeye geldim. Sizi temin ederim ki daha büyük bir mükafatı kazanmak için şevk verdiniz.
beni buraya layık görerek. Benim gibi hak yolundaki bir kıtmir için sefalet değil, mükafattır. Medrese-i Yusufiye. Şimdi kendini Yusuf peygamberle eş mi görüyorsun? Haşa. Yusuf aleyhisselam mahpusların piridir. Ben kendimi onunla eş görecek kadar cahil miyim? Haşa. Ne cahili. Sende şeytan zekası var. 10 yıla yakın bir süredir sürekli peşindeyim. Mesaini benimle boşa harcamışsın. Olur mu? Çok şey öğrendim. İnsanı dehşete düşürecek kadar büyük bir ihanet içerisinde olduğunu gördüm. Oyunların her daim uyanık kalmamı sağladı. Kirli bağlantıların, çıkar ilişkilerin. Rüya görüyor olmayasın Davut Bey kardeşim. Senin kardeşin ben değilim. Bu ülke aleyhine, Amerika çıkarlarına hizmet eden kim varsa onlar senin kardeşin. Sen değil misin? Burada vaizlik yaparken Sabatay Sevi'nin 300 yıl önceki evini ziyaret eden... Şaşırma. Aynı yolda olduğunuzu biliyorum. Sabatay Sevi 22 yaşındayken Mesih olduğunu söylemişti. Birkaç yıl evvel bir sohbetinde Sabatay Sevi'nin evinde Yahudi bir cemaat muhterem Fettah Dahhak, sen bizim Mesih'imizsin dediğini anlatmadın mı? Demek benim sohbetlerimi dinliyorsun sen. Maşallah. Davud Efendi. Sohbetlerini değil, ayak seslerini dinledim. Gittiğin her yerde ihanetine devam ettiğini gözlerimle gördüm. Edirne Üç Şerefeli Camii'nde, Kırklar Elinde, İzmir Kestane Pazarı'na vaiz olarak atandığında da. Sinsice attığın bütün adımları takip ettim. Netice ne? Ne geçti eline? Sen? Netice bu işte. Demir parmaklıklar ardındasın. Acaba asıl hür olan parmaklıkların öte tarafında duran sen misin? Yoksa bu tarafında duran ben miyim? Hangimiz içeride, hangimiz dışarıda? Mahkeme salonunda göreceğiz. Biz hava gibiyiz demiştim sana seneler evvel. Thank you.
Evet, devletin temel nizamları dini esas ve inançlara uydurmak maksadıyla propaganda yapmak suçundan sanık Fettah Dağ Hak yargılanmasına başlandı. Evet Sayın Savcı. Dosyayı tafsilatıyla okudum. Senin diyeceğin bir şey var mı? Sayın Hakim. Şahsın Türk Ceza Kanunu'nun 163. maddesinin 4. fıkrasına aykırı hareketleri dava dosyasında listelenmiştir. Bu kadar mı? Başka bir şey? Efendim, kendisinin İzmir dahilinde toplantılar tertiplediği, cemaat gruplaşması oluşturduğu, gençlere Atatürk'ün din düşmanı olduğunu anlattı. Tamam, tamam. Bunlar dosyada var. Yani ilinde başka kayda değer bir delil var mı? Onu soruyorum size. Fettah Dağ Hak'ın asıl amacı dava dosyasında belgeleriyle açıkça ifade edilmiştir Sayın Hakim. Ne diyorsun sen? Ben okuduğumu anlamıyor muyum? Yani burada safsata iddialardan başka bir şey yok. Sayın Hakim, iddialar oldukça ciddi. Dava dosyası içerisindeki tüm belgelerin detaylıca araştırılmasını, kendisinin tutukluluk halinin devamını sizlerden talep ediyoruz. Ayrıca devlete ve vatana ihanet suçları işlediğine dair kuvvetli şüpheler olduğu da bir gerçektir. Sen kim oluyorsun da böyle zırvalarla böyle şerefli bir insana çamur atıyorsun? Sanık Fettah Dağ Hak'ın 5 Mayıs 1971 tarihinden bugün 5 Kasım 1971 tarihine kadar tutuklu kaldığı 6 aylık süre göz önünde bulundurularak tutuksuz yargılanmasına karar verilmiştir. Yangın yerine çevirecek Türkiye'yi. Ne yapsaydım ben? Kendin gördün Davut Bahadır. Darbeyle hükümeti indiren silahlı kuvvetlerin albayı adamın karşısına neredeyse hazır ola geçiyordu. Hakim üzerime yürüdü, gördün. Görmez olaydım ama gördüm. Gözler daha o iblisin ne oyunlarını gördü. Davut iblis diyorsun da bu adam sadece 30 yaşında bir imam. Ne ara ordu içinde bu kadar güç kazandı? O daha güç kazanmadı. Bu ne o zaman? Deliller ortada. Adam elini kolunu sallaya sallaya çıktı gitti mahkemeden. Ya bu yaşta darbe döneminde sıkı yönetimin altında bu düzeni kuran adam bir düşün bakalım 30 sene sonra ne yapar? Adalet yakasını bırakırsa gerçek gücüne kavuştuktan sonra 30-40 sene içerisinde kendisi darbe yapar. Bundan sonra ne olacak? Ne olacak? Mahkeme birkaç sene sürer. Deliller oldukça kesin.
Ceza vermekten de kaçamazlar ama sıkı yönetim var. Sonunda da bir temiz, Fettah tertemiz. Sözüm olsun, ahzım olsun. Kaç başı varsa bu hainlerin hepsini tek tek keseceğim. Sen camiye de mi gelirdin Davut Bahadır? Hadi tertemiz Müslümanlara suç isnat ettiğin için günahlarından nedamet getirip tövbe etmek istedim diye. Onca cami varken neden benim içine geldin? Ne zaman senin oldu? Akıntıya kürek çekiyorsun Davut Bahadır. Sen beni ele geçiremezsin. Benim meşrebimde sonrasını düşünerek iş yapılmaz. Vazife neyse yerine getirilir. İşin sonucunu Allah'a bırakırız. Tedbir bizden, takdir Allah'tan. Nedir senin bana karşı aldığın tedbirin peki? Kurdun avını takip etmesi gibi gözümü bir an olsun senin üzerinden ayırmamak. Yapacağın hatayı kollamak. Bak, şadırvanda bile çıkıyorum karşına. Uydurma rüyalarla, uydurma rüya tabirleriyle gençleri etkileyebilirsin. Ama senin küfrün bana işlemez. Er ya da geç sen de hata yapacaksın. Peşer şaşar. Allah şaşırtmasın. Sen şaşırmışsın da kendini kolluyorsun. Bir gün hata yapacaksın. Menşei bizden olmayan itikadın sonucunu kollayarak iş yaptırıyor sana. O hatayı yaptığın günde kalbinde samimiyet olan herkes senin gerçek yüzünü görecek. Sen bizim hep Cemal yüzümüzle muhatap oldun, Davut Bahadır. Günü gelip de Celal yüzümüzle iş yapmaya başladığımızda etrafında kimse kalmayacak. Çünkü insanların ekseriyeti akıllarıyla iş yaparlar. Güçle zıtlaşmaz, uzlaşırlar. İşte o gün geldiğinde sen yalnız bile değil, yapayalnız bir ihtiyar kurt olacaksın. Biz alışkınız, ziyanı yok. Ama sen verdikleri görevi yerine getiremediğinde, kapılar yüzüne birer birer kapandığında, elindeki anahtar hiçbir kapıyı açmadığında o zaman ne yapacaksın bakalım? Kurt yalnız da olsa dağda yaşar. Fakat senin gibilerin sonu çöplük kollamaktır. Dinle, Davut Bahadır. Rabbin seni doğru yola çağırdı. Ben duyuyorum. Ve sen? Haydi, kurtuluşa. Dinlerin kardeşliği palavrasıyla da Peygamber Efendimizin ismini ezandan kaldırmanıza da asla izin vermeyeceğiz.
hakkında böyle bir... Nafaka veriyorum diye ejderhayı besleme. Doğanın yeri eğer orasıysa ejderhanın yedinci başını gövdesinden ayırmak için tereddüt etme. Ben ettim, sen etme. Atın ayağı bir tökezlemeye kesilmez. Gençtir, toydur, ben onu düzeltirim dedim. Amcan Halit'e güvendim. Gözüme perde çekilmiş. Yanlışa düştüm. Sen düşme. Siyah piyon C7 C5. Er kişi odur ki kendinden iyisini yerine yetiştire.